Tribünden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir Spor bildiğiniz gibi devre arasında ve transfer çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre her ne kadar Balıkesir Spor Kulübü'nden resmi bir açıklama yapılmasa da Elazığ Spor kalecisi Ahmet Şahin ve Çaykur Rizesporlu forvet oyuncusu İlyas İlyas Çakmak'la anlaşıldığı konusunda bir takım duyumlar var. Ancak dediğimiz gibi Balıkesir Spor Yönetim Kurulu henüz bu transferleri doğrulamadı ama şu anda bütün Türkiye bu transferleri konuşuyor. Ve Balıkesir Spor'un çok yakın bir zaman içerisinde bir orta saha oyuncusu da alarak transferi kapatacağı konuşuluyor. Bu arada Balıkesir Spor'dan gönderilen oyuncular var bildiğiniz gibi. Son iki sezonda 40 maçta 28 gol atan Coşkun Yılmaz, kaptanlık mertebesine kadar yükselen Balıkesir'in kaptanlık pazibantını takan Orhan Terzi, Recep Biler ve Erhan Küçük Balıkesir'le yollarını ayırdı. Erhan Küçük bu arada Eyüpspor'a imza attı. Diğer oyuncular ise şu anda bonservis bedellerini ödeyecek. Kulüp arayışında öyle sanıyorum. Çünkü özellikle Coşkun'un ve Recep Biler'in yüzer milyarlık bonservis bedelleri de gerçekten ara transfer için son derece yüksek ve diğer takımların da elini hatta cebini yakacak cinsten. Bu konuda bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz ama şu anda Balıkesir Spor Kulübü'nde 5 oyuncu gönderildi. Biraz önce söylediğim gibi Coşkun Yılmaz, Recep Biler, Erhan Küçük ve Orhan Terzi bunlara bir ilave de 2 sezondan beri Balıkesir Spor'da hiç kaleye geçmeyen Kemal Aktaş bildiğiniz gibi amatörden profesyonel yapılmıştı. Kemal Aktaş da gönderilenler kervanına katıldı. Böylelikle Balıkesir Spor 2 kaleci gönderip 1 kaleci transfer etmiş oldu. Evet sevgili seyirciler bugün yine Balıkesir Spor ve Balıkesir'deki spora genel bir bakış yapacağız. Bugünkü konuklarım Balıkesir Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Emre Hayıldız ve ikinci başkan aynı zamanda da Express Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Soner Kamber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Öncelikle yeni derneğiniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Gazeteciler Derneği adı altında yeni bir yapılanma yaptınız. İnşallah Balıkesir basın camiasında ve Balıkesir'in bundan sonraki sürecinde ilerleme aşamasında derneğinizin katkıları olur. İstersen ilk sözü sana vereyim. Evet, Emrah'cığım. öncelikle dernek kuruluşuyla ilgili iyi temennilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl öncesinde başlattığımız genç oluşum hareketinin devamı olarak Balıkesir Büyükşehir Gazeteciler Derneği 18 Aralık itibariyle resmen kuruldu. Şu an itibariyle üye kayıtlarına devam ediyoruz. Amacımız sadece rekabeti arttırarak kaliteyi yükseltmek. Yani bunu başarmak adına öncelikle yapmamız gereken şey birlik ve beraberliğin sağlanması. Bu birlik Evet. beraberliğin sağlanması amacıyla yola çıktık. Bu yolda da azimle devam ediyoruz. Balıkesir'de şu anda bizimle birlikte 3 ayrı dernek de var. İşte Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Güney Marmara Gazeteciler Cemiyeti ve Kuzey Ege Gazeteciler Cemiyeti. Bu derneklerle de sürekli dirsek teması halinde olarak inşallah basın mesleğinde yaşanan sıkıntıları çözebilme adına olmasa bile çözmek için belirli gayretlerde bulunacağız. Bu konuda arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. İstersen Balıkesir'le başlayalım. Evet, Balıkesir buradaki çalışmalarını tamamladı. Bundan sonrası Antalya kampıyla devam edecek. İşte çok çalkantılı bir devre arasına başladık işin açığı. Beklentilerin dışında. Hatta taraftarın şok olduğu isimlerin takımdan ayrılıyor olması işin açığı en az taraftarlar kadar basın camiasını da üzdü. Yani en azından ben Coşkun'un Balıkesir'de kalması gerektiğini düşünenlerdenim. 40 maçta 28 gol dediğiniz takdirde 2 maçta bir gol garantisi, hatta daha üzeri
gol garantisi veren bir isim Balıkesir'den gönderilmesine ben bir anlam veremedim. Sisteme uymadığı İsmail Hoca tarafından iletildi ama beni tatmin etmedi bu açıklama. Daha net bir açıklamayla gelselerdi. Yani sorun neydi bilmiyoruz ama inşallah Coşkun şu anda 100 bin lira bedelle satışa çıkartıldı. Umut ediyorum ki bir takımla anlaşır ve Coşkun'un körelmesini engellemek adına bir takımın bize bu konuda talip olması en büyük dileğim. Aksi takdirde Coşkun gibi başarılı futbolcuyu kaybetmek, bırakın Balıkesir'in kaybetmesini, insani duygularla bizi de üzecektir. Recep'i tartışırız. Yani iyi kaleci, kötü kaleci ama şu anda ligin en az gol yiyen kalecisi ortalamaya baktığınızda. Evet. Balıkesir olarak da zaten toplamda 11 gol yedik 16 maçta. Kalede de bir sorunumuz yokken neden böyle bir arayışa gidildi? Neden bir göndererek yeni bir transfer yapma lüzumu hissettik? Onu da anlamadım. Mutlaka yönetimin ve hocanın bildiği bir şeyler vardır. İşlerine karışmak haddimizde değil ama netice itibariyle biz de Balıkesir taraftarı olarak, Balıkesir'e gönüllü veren insanlar olarak Balıkesir'in başarısı için bir gayretlerin içerisindeyiz. Ümit ediyorum her şey gönüllerince olur diyoruz ama bunu da zaman gösterecek. Şimdi tabii biraz önce de söyledim ben. Şu anda Balıkesir Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yok hiçbir yerde. Fakat bütün Türkiye bu transferleri Balıkesir'in yaptığını konuşuyor. Evet. Yani bizim dışımızdaki ulusal medyada Balıkesir'in Ahmet Şahin ve İlyas Çakmak'la anlaştığını söylüyor. Fakat ne yazık ki Balıkesir Kulübü'nden hala bir açıklama yok. Transfer sezonu başlamadı mı? Başladı. İmza atılması yasak mı? Değil. Yani niye bu konuda bir açıklama yok? Veya bu doğru mu yanlış mı? Yani o konuda doğru diyen var, yanlış diyen var. Şu anda tamamen bir bilgi kirliliği ama büyük bir ihtimalle bu iki oyuncu Balıkesir'de. Yani bizim de duyumlarımıza göre. Şimdi Recep geldiğinde tabii ki kimse kariyerini konuşmuyor. Fenerbahçe'de bulunmak bile bir insanın büyük bir kariyeri. Ya bir insanın yani hanesine yazılan büyük bir kariyerdir değil mi? Baktığınız Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Fakat yaş olarak eleştiriliyordu. Şimdi hemen hemen hatta aynı yaşta hatta ondan bile daha büyük olabilir. Ahmet Şahin alındı. Ahmet Şahin de Elazığ'dan geldi biliyorsun. Süper Lig'den. Yine Yunus Çakmak Çanakkale Dardanel'den bu yana tanıdığımız bir oyuncu. Yani genelde striker özelliklerine sahip. Yani klasik bir santrafor olarak değerlendiremeyiz. Bir Coşkun gibi, bir Ali Öztürk gibi ama inşallah eğer bu oyuncular i̇nşallah. Alındıysa Balıkesir'e yararı olur. İnşallah bu yapılan değişiklikler artı hanemize bir takım başarılar olarak terazinin bir kefesinde devamlı ağırlığını sürdürür. Ama aksi takdirde yapılan hamlelerin doğru mu yanlış mı olduğu çok tartışılır. Özellikle ligin ikinci yarısında çok zorlu geçeceği göz önüne getirildiğinde tabii ki Balıkesir bir takım sıkıntılar da yaşayabilir. Olumlu ve kötü giden bir takım şeylerin doğruya döndüğü de görülebilir. Bakalım göreceğiz. Mutlaka öyle de şimdi şöyle bakıyorsunuz. Yani sezon başında Balıkesir'in kadrosu açıklandığında iskelet kadroyu koruyor olmak çok büyük avantajdı. Hatta biz de ilk defa ben yaşım itibariyle hatırladığım kadarıyla iskeletini koruyarak bir sonraki sezona çıkan bir Balıkesir hatırlamıyorum doğrusu. Mutlaka evet. 10-12 futbolcu alınır. Gönderilenler, yeni gelenler, devre arasında bir 8-10 takviye de. Yani ümidimiz inşallah başarılı olması yönünde ama Coşkun gibi iskelet kadronun ve en iyisi, şu anda iskeletin en iyisi konumundaki adamın gönderilmesi soru işaretlerini halen daha devam ettiriyor. Oraya da takılı kalmış gibi gözüküyoruz ama inşallah sezon sonunda bugün bu söylediklerimizi... Ya şimdi Coşkun'un gönderilmesi konusunda yani bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir takım şeyler olabilir.
Coşkun kötü oyuncu olduğu için mi gönderildi? Ben zannetmiyorum. Artı zaten Balıkesir Spor yani Coşkun. Artı şimdi 40 maçta 28 gol atan bir oyuncunun sisteme uyumasından ziyade sistemin ona uyuması bence daha mutlaka birinci planda düşünülmesi gerekiyordu. Çünkü bundan önceki yıllarda hepimiz biliyoruz. Hakan Şükür için bir sistem, Tanju Çolak için bir sistem, Metin Ali Feyyaz için bir sistem geliştirildi bu ülkede ve başarılı oldu. Şimdi leblebi gibi gol atan bir adam sisteme uymuyor diye yolun kenarına bırakılırsa şimdi burada sistemde bir arıza var demektir yani bana göre. Büyük ihtimalle de sistemden bir sıkıntı çıkacak ya. Onu ikinci yarının ilk maçında burada evimizde Bayrampaşa ile oynarken göreceğiz. Ben özellikle forvet mevkini dikkatli gözlerle izleyeceğim. İnşallah Coşkun'u aramayız. İnşallah. Ümit ediyorum aramayız. Peki Soner'cim sen ne diyeceksin? Vallahi ilk 5 maç çok önemli. Yani ilk 5 maçta alınacak bir 12 puan ya da 13 puan bizi diğer rakiplerle puana açabilir. Diğer rakipleri ekarte edebiliriz burada. Evet. Ama Coşkun'un gönderilmesi belki bir handikap olabilir Balıkesir Spor için ama alınan oyuncunun da ne kadar faydalı olacağını bilmiyoruz şu anda. Yani kariyerine baktığımız zaman ortalama 5 yılda 48 gol atan bir oyuncu var. Coşkun'un ortalamasına 40 maçta oynadığı maçta 28 gol attı. Ya bu arada Coşkun'un takımda kalıp İlyas'ın alternatif olarak alınması daha uygundu bence. Şimdi ben de ona katılıyorum. Yani Coşkun ve İlyas beraber olsaydı mükemmel ötesi olabilirdi. Ama şimdi nasıl olur bilmiyoruz tabii. Şimdi baktığımızda göreceğiz. En güzel bu işi ölçme, tartma, biçme yeri Atatürk Stadı. Orada göreceğiz. Şimdi İlyas Çakmak kötü bir oyuncu değil. Ama şimdi Gordon Milne'nin bir lafı var. Diyor ki futbolda iki tür oyuncu vardır. Biri golcü, golcüler ve diğerleri diyor. Şimdi golcüler her zaman farklıdır. İşte biraz önce söyledik. Hakan Şükür çok eleştiriliyordu ama şu anda Türk futbol tarihinde yani onun kariyerine erişebilen bir oyuncu yok. Yok, en çok baratan oyuncu. İşte Tanju Çolak koşmuyor, mücadele etmiyor deniyordu. Etmiyordu ama tavayı değiştiriyordu. Jardel aynı şekilde. Metin Ali Feyyaz üçü sanki bir futbolcu gibi oynuyordu. Değil mi? Kısacası yani bu sistem gereksinmesi bilmiyorum yani veya sistem öne sürerek bir oyuncunun gönderilmesi bana göre tuhaf geldi. Ha keşke şundan dolayı gönderiyoruz denseydi. O zaman tamam eyvallah. Ama şuna da söylüyorum. Şunu da net olarak söylüyorum. Yani Coşkun gibi bir golcün varsa sistem sisteme Coşkun değil sistemin Coşkun'a uyması lazım. Çünkü gol atıyor bu adam. Sıkıntı yok. İpten aldık. Şu yani. Toplanılan Çamlıdere Şeker maçında hepimiz biliyoruz. 1-0'dan 2-1'e gelen maç. 1-0'dan 2-1'e geldi maç. Yani şimdi İsmail Ertekin'in ilk maçı. Şimdi o maçı kaybettin. Allah korusun. Buradaki maçı da kaybettin. Ne olurdu yani? Başka şeyler konuşulmaya başlanırdı. Kısacası artık yani yönetim kurulu bir karar vermiş. Demek ki bunun geriye dönüşü yok. İnşallah herkes için hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Ama tabii Coşkun'un oynamasa bile burada bırakılması taraftarıydık. Mutlaka öyle de hala daha bir şans var gibi geliyor bana. Yani çıkmadık canından ümit kesilmez misali. Bakarsınız bir talep gelmez Coşkun elde kalır. Yani sözleşmesi zaten devam ediyor. Lisansında bir sıkıntı yok. Valla ben artık Coşkun'un bir daha geri döneceğini hiç düşünmüyorum. Dönerse ne kadar faydalı olur o da tartışılır. Geri dönme şansı yok. Çünkü Balıkesir'e yerleşecekti biliyorsun. Hatta ev almıştı. Duyduğum kadarıyla evini de satmış. Hı hı. Demek ki artık
Kafacı da bitirmiş. Kafa olarak da burada Balıkesir'i bitirmiş Coşkun. Evet, bu bonservis ödenir mi? Ödeyen kulüp çıkar mı? Bilmiyorum. Çıkar diye tabii. Ama çıkarsa da yani kötü olur. Alan takım. İnşallah bizim gruba gitmez. Ya onu diyecektim ben de. Yani bizim rakiplerden birine gelir de burada Atatürk'te bir tane iki tane o orası seri aslında. leblebi tarzı gollerine devam ederse işte o zaman üzüleceğiz mi? Başka şeyler mi düşüneceğiz bilmiyorum ama yine de hocanın da yönetiminde arkasında durmak lazım. Bu çocuklarla bu Tabii ki, tabii oyuncu ki. kardeşlerimizle 24 saatlerini birlikte geçiren insanlar. Mutlaka içeride bildikleri, gördükleri, hoşlarına gitmeyen veya takımı olumsuz etkileyen belli hareket veya davranışlar da olabilir. Yani Evet. her şekilde yönetimin arkasında durmak lazım ki şu anda baktığınızda eleştirdiğimiz takım Balıkesir, bu ligin öyle veya böyle lideri. İkinci yarıda belki işi kolay, belki biraz zor tartışılır ama şu anda lig bitmiş olsaydı Balıkesir pek de birincilikteydi. Evet. Bugün itibariyle. Yani o yüzden önümüzde bir ikinci yarı var. İçeride başlıyoruz, o da büyük bir avantaj. İnşallah sıkıntı yaşamadan ikinci yarıyı atlatırız. Artık çıkmamız gerekiyor. Fazla fazla zaman kaybettik. Bundan sonrası bir üst lig diye düşünüyorum. Yani bu konuda da İsmail Hoca'ya da güveniyorum işin açığı. Yani sistemini vesairesini tartışmak bir tarafa. İsmail Ertekin ismini hepimiz Balıkesir 3. ligden 2. lige çıkarken Bandırma Spor'un başında duydum. Ben hatırlıyorum maçtan gelen arkadaşlarımla yaptığım konuşmada Bandırma Spor, Siirt Spor maçında tribünler, Bandırma tribünleri kendi hocalarına bağırarak yenilsene Balıkesir çıkmasın diye baskı yaparken İsmail Hoca o konuda dik duran ender isimlerden bir tanesi. Balıkesir'i 2. lige çıkartan hocalardan diye geçiyor adı. Karakterli mi hocam? Yani yaşı ilerlemiş vesaire artık futbol refleksi düşmüş diyen eleştiren arkadaşlarımız da var. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz ama neticede İsmail Hoca'nın da belli bir kariyeri var. Ben İsmail Hoca'nın da Balıkesir'de başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama yine altını çiziyorum. Keşke Coşkun'la devam etseydik. Ya şimdi Coşkun meselesi tabii yani yönetim kurulu da durup dururken yani çok faydalı bir oyuncuyu göndermez. Yani mutlaka bir şeyler vardır. Ya belli Ama kaprisler çekilir. şimdi nedir, ne değildir? Ya da yani gönderilmesini gerekçe olarak gösterecek o mazeretler acaba yani çok önemli mi değil mi onları bilemeyiz. Yani Yani bu açıklama yapılmadığından kaynaklanıyor. şimdi Hatırlayın geçen sene. yönetim kurulu demiş ki gönderiyoruz. Tamam yani mesele bitmiştir. Ya öyle de geçen Şimdi sezona bakın ama. hiçbir kulüp bir futbolcunun altında ezilmez. Yani şimdi Coşkun diye bundan önceki işte bir sezon yani bundan önceki sezon derken 2012'yi artık yeni bir sezon olarak görüyoruz bunu. 2013 yılındaki ikinci devreyi. Ten 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 diye herkes neredeyse salya sömük ağlayacaktı. Değil mi? Şimdi de Coşkun yani bırakalım bunları. Balıkesir'in şu anda 27 oyuncusu vardı. 5'i gitti. 22. 2 tane 22 transfer oyuncu var. 2 tane kaldı. geri 2 aldı. transfer oldu. 24. 24 oldu. Bir tane daha olacak. 25. Belki bunu 22'ye de indirebilir İsmail Hoca kampta. Belki başka transferler de olabilir. Yani Bilemiyor musun şimdi ya? gidenin arkasından ağlamak yerine gelene sahip çıkmak ve takıma topyekün sahip çıkmak. Sadece takıma değil, senin dediğin gibi yönetime, teknik kadroya, futbolcularımıza inanarak yolumuza devam etmemiz lazım. Yani Coşkun bugün vardır, yarın yoktur. Ya mutlaka. Daha Coşkun gibi birçok oyuncu gelip gidecektir ama Balıkesirspor kalıcıdır. Tamam. Hiçbir oyuncu kalıcı değildir. Sadece Balıkesirspor'un ismi kalıcıdır. Mutlaka öyle. Evet, sen de istersen fikirlerini söyle bu konuda, sonra kapatalım bu konuyu. Ya Coşkun gitmiş olabilir veya gidecek olabilir. Ama sonuçta alternatifi var. Yeni bir oyuncu alındı. Ali Öztürk var zaten. Ama orta sahaya yani ileriye dönük çok güzel, iyi bir oyuncunun alınması gerekiyor. Yani az önce Tenten'den bahsettiniz. Onun ayarında bir oyuncu olması gerekiyor. Hem gol yollarında etkili, hem orta sahayı toparlayabilecek. Bu alındığı takdirde bence bir sorun kalmaz diye düşünüyorum ben.
Taraftar bu sene biraz küs gibi Balıkesir Spor'a, çok az geldi. Taraftarıyla bir önce bence barışmalı. Ya küslük yok gibi ama az geliyor taraftar. Geçen yıla oranla çok az geliyor. Evet. İkinci yarıda bunu aşarsa Balıkesir Spor, tamamen bütünleşirse çok rahat bir şekilde biz bu ligden puan farkıyla aşağı çıkarız. İnşallah. Yani Balıkesir Spor'un tabii ki bu ligde şöyle bakıldığında, yani kadrosuna baktığında yani rakibi bile yok. Ciddi rakibi yok. Ciddi rakibi evet. Yok. Fakat yani baktığımız kadarıyla, yani basından takip ettiğimiz kadarıyla mesela Eyüp Spor yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Malatya Spor en son Mehmet Türk Mehmet'i aldılar. İyi takviyeler yaptı. İyi takviyeler yaptı. Sezon başında zorlayacak takımlar yeni Malatya ile Altay olarak gözüküyordu. Altay da çok iyi takviyeler yaptı. En son Mehmet Albayrak'ı aldılar. Mehmet Albayrak, evet. Körfez FK'dan. Şimdi Tokat Spor almak yerine gönderdi. 3 oyuncu gönderdi. Tabii hep maddi imkansızlıklardan. Ama iyi bir çıkış yakaladı Tokat Spor. İlk yarının sürpriz yaptı. Sürecinde İnegöl Spor iyi takviyeler yaptı. Bana göre. Evet. Yani Ferit'le Kemal Aztürk iyi takviyeler. Yani herkes bir yapılanma içerisinde. İşin esası, yani biz de çok merak ediyoruz bu ikinci devre nasıl geçecek diye. Çok zevkli geçecek kesin. Çok zevkli geçecek ama ben sezon başından iddiam vardı. Bizim bu sezon ligdeki rakiplerimiz Eyüp Spor ve Malatya Spor demiştim. Eyüp Spor iyi bir takım yapmıştı. Çok kalite isimleri bir araya getirdi. Sadece dikiş tutmadı. Şimdi devre arasında tekrar bir yapılanmaya gitti. Tutmayan dikişleri tekrar yerine farklı isimlerle monte etmeye çalışıyor. Malatya Spor'un kalitesi zaten ortada, tartışmasız. Ki yeni takviyeler yapıyor. Yani ikinci yarıda artık sadece Malatya gibi, Eyüp gibi rakiplerimiz yok. Bence İnegöl Spor'da, Tokat Spor'da, Kızılcahamam'da, kısmen de olsa Altay'da Balıkesir'in ciddi rakipleridir. İlk yarıda çok gereksiz puan kayıpları yaşadık. Belki Balıkesir bu sezonu ilk yarısını 10 puan önde de kapatabilirdi. Bu kendi elinde olan bir imkandı. Kendi elinde rakiplerine sundu. Umut ediyorum ki ikinci yarıda bu puan kayıplarının önüne geçeriz. En azından basit puan kayıplarıyla ahlar vahlar çekmeyiz. Burada da sezon sonunda son maça kalmadan birkaç hafta önceden bu gibi önde force edip PET'te birinci lige çıkalım. Artık Balıkesir'de büyük şehir oluyor. Büyük şehire ikinci lig takımı yakışmaz demiyorum ama bir üst lig bizim esas bulunmamız gerektiğine inandım. Liglerden bir yer. Süper Lig gibi bir hayalim yok. İnşallah diyoruz ama öncelikle hedefimiz PET'te birinci lig olmalı. Bu konuda da yönetim elinden gelen çalışmayı yapıyor. Bu konuda takdir etmemek imkansız. Sürekli Tuna Başkanı'nda görüşüyoruz, Yusuf Başkanı'nda görüşüyoruz. Kulüp müdürüyle görüşmeler halindeyiz. Gecelerini gündüzlerine katmışlar. Balıkesir bir üstü geç katmak için mücadele veriyorlar. Doğru yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Mutlaka hatalar olacak. Hepimiz insanız. Ama Balıkesir'in bence ikinci yarıdaki en büyük rakibi Balıkesir'dir. İpler şu anda bizim elimizde. Biz bu ligi nereye istersek oraya götüreceğiz. Ya biz çıkacağız ya da rakiplerimizden birine altın tepsiyle sunacağız. Evet. Peki bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Birinci bölümde söylediğimiz gibi Balıkesir Spor bir ara her ne kadar işte maddi olarak sıkıntı içerisinde olduğu veya hiçbir şeyin sezon öncesi gibi olmayacağı konuşulduğu bir sırada Ahmet Şahin ve İlyas Çakmak transferleri bütün bu söylentileri bıçak gibi kesti bence. Boşa çıkardı çünkü Ahmet Şahin ne olursa olsun yaşını başını almış tecrübeli bir kaleci de olsa Süper Lig'den geldi. Dört büyüklerde oynamış bir kaleci. Yani Süper Lig'den geldi. Trabzonspor'da. Gidip de yani 3. Lig'den gelmedi. Artı işte Samsun Spor'da 2 kez yılın sporcusu seçildi. Trabzonspor'da oynadı. Kısacası yani kariyer olarak baktığımızda Ahmet Şahin'i şöyle bir ayrı yere koymamız lazım. O kesinlikle doğru. Yani bir kere takıma abilik yapacak
karakterde bir oyuncu. Evet. O da büyük bir avantaj baktığınız zaman. Şimdi İlyas Çakmak Çanakkale dardan elde bir çıkış yakaladı. Ve milli takıma yükseldi. Ki biliyorsun o dönemde Çanakkale Dardanel'in zaten yurt çapında yapmış olduğu taramalarda ortaya çıkan bir oyuncuydu. Aslan Menemenli. Yani o yıllarda gördüğümüz kadarıyla yani kendine çok büyük gelecek beklenen bir oyuncuydu. Daha sonra gittiği işte takımlarda maalesef o kendinden beklenen çıkışı gösteremedi. Ama şu anda daha 24-25 yaşında genç bir oyuncu. Genç diyebileceğimiz bir oyuncu. İnşallah bu çıkışı Balıkesir'de gösterir. Eğer İlyas bu çıkışı gösterirse Balıkesir forması altında hem Balıkesir Spor açısından hem kendisi açısından bundan sonraki yılların daha iyi olacağına da olacağına da söyleyebiliriz. Çünkü İlyas Çakmak yani ilk bakıldığında tamam yani klasik bir santrafor değil ama önemli bir oyuncu. Bugün Süper Lig'de ve PTT 1. Lig'de adımdan söz ettiren bir oyuncu. Hırsıyla da isim yapmış bir oyuncu. Yani takımı evet. Da tribünde bir anda ateşleyebilecek kadar hırslı bir yapısı var. İşte ümit ediyorum hırsını burada gösterir ki ikinci yarı çok zorlanmadan Ali Öztürk'le beraber bir muhteşem ikiliyi oynarlar. Gol yollarında çok bir sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Orta sahadan bizim gol yollarında destekçilerimiz fazla. İşte Caner'in getirdiği toplarda hava hakimiyetimiz fazla. İşte burada hırs eksikti bizde. Yani coşkun yani buzdolabı gibi soğuk ama işi en kilit noktasında sahneye çıkıp işini bitiren bir oyuncuydu. Tribün ateşi de bize gerekiyor. İşte burada hırsıyla sahada tribünü de hareketlendirip rakibi boğarak belli hareketlerin içine girip de skor üstünlüğünü Balıkesir'e getirecek her oyuncunun ben katkı sağlayacağını sanıyorum ki İlyas Çakman da milli tecrübesinin olması da büyük bir avantaj. U18'lerde bir maç bildiğim kadarıyla oynadı. Başka da milli evet, olduğu bir şey yok. Tek maç diyebiliyorum. Yani baktığınız zaman 2006'da profesyonel olan bir oyuncunun 7 sezon geride, 6 veya 7 sezonu geride bıraktığını düşünelim. 48 golde küçümsenecek bir rakam değil. Ki bunların büyük bölümünde PTT 1. Lig ve PTT 2. Lig de kaydetmiş. Yani 2. Lig'i de iyi bilen, PTT Ligi ile de tecrübelenmiş bir oyuncu. Adaptasyon konusunda da çok bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. İnşallah iyi olur. Artık yani bu konuda dediğimiz gibi en güzel ölçme, değerlendirme yeri Atatürk Stadı. Ama şöyle ben yani kendi açımdan bu konuda bir şey söylemem gerekirse Gökhan Demir'i de konuşmuyoruz biz. Sadece Ali Öztürk ve İlyas değil, Gökhan da var biliyorsun. Ki Gökhan da geçtiğimiz sezon ikinci ligde Coşkun'dan sonra en fazla gol atan oyuncular arasında. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İkinci yarı o da takımımızda yerini alacak. Şöyle baktığımızda Gökhan, Ali Öztürk ve Coşkun. Üçü birbirine çok yakın, birbirine benzer. Çok benzer oyunculardı. Fakat İlyas Çakmak öyle değil. Şimdi bu forvete değişik bir alternatif geldi. Mesela birçok maçta tek forvet oynadığımızda forvetin arkasında oynayabilecek bir oyuncu arayışı içinde olduk. Hem o bölgede hem de çift santraforda mesela Gökhan ya da Ali Öztürk'ün yanında onların indirdiği topları çok rahat gol yapabilecek bir oyuncu kazandık. Yani forvette çok değişik, çok farklı bir alternatifimiz oldu. Bence çok büyük bir kazanç Balıkesir için. İnşallah bunu da sahada İnşallah. Görürüz. Evet. Hayırlısı olsun Balıkesir Spor. Şimdi isterseniz biraz da amatör sporlara gelelim. Ya da isterseniz BEST'ten başlayalım. BEST'ten başlayalım. BEST
Balıkesir'in güzide işletmelerinden birinin tek başına kurarak hayatta tutmaya çalıştı. İşte son sezonunda birazcık firma destekleri alarak güçlenmeye çalıştığını gözlemlediğimiz bir kulübümüz. Şu anda ikinci ligde mücadele veriyorlar. Bilmiyorum, takip edenler mutlaka vardır ki evimizde oynadığımız cumartesi maçlarında Kurtdere Spor Salonu'nun halk oyunlarından sonra dolduğu ilk organizasyon BES maçları. Ancak biz Kurtdere Spor Salonu'nun halk oyunları yarışmalarında çocukların velileriyle doldurduğunu görüyorduk. BES basketbolu Balıkesir'e öğretmeye başladı. Basketbolu Balıkesir'e sevdirmeye başladı. Ben kendimden örnek vereyim. Eşim ve kız, 7 yaşındaki kızım BES maçlarının bir güzel fanatiği oldular. Atılan her sayıyla zıplayıp sevinç yaşıyorlar. Ki bakıyorum tribünde de bay bayan karışımı, hatta bayanların daha yoğunlukta olduğu bir taraftar grubu da var. O yüzden BES'in Balıkesir'e çok büyük katkısı aldığını düşünüyorum. Ama maalesef bu sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi başladığımız ligi önde force etmeye başaramadık. Özellikle son periyotta evimizde oynadığımız 4 maçın 4'ünü de kaybetmek, ki bunların büyük bölümü de alt sıralardan gelen takımlardı. Bize göre zayıf olduğunu açık gözlemleyebildiğimiz takımlardı. İşte son hafta Başkent Gençlik spor mücadelesi vardı. İzmir'in Göztepe kulübünün bu sezon satın aldığı bir takım. Çok kaliteli mi değil. Bir tane oyuncularıyla 27 sayıya ulaştılar. Hatta şöyle bir anekdot düşeyim. Üçüncü periyodun son 3 dakika kala aradaki sayı farkı 9'du. BES'in üstünlüğüyle devam ederken 3 dakikada ard arda yediğimiz 3 tane üçlükle bir anda geriye düştük. Dördüncü periyotta fark biraz daha açılmaya başlayınca dış şutları zorlayarak öne geçme gayretimizde sonuç almayınca bu haftayı da mağlubiyetle kapattık. Eğer gitmeyenler varsa mutlaka BES'in maçlarına gitmesini tavsiye ediyorum. Şunu da özellikle altı çizilecek bir isim olduğu için Robert'i izlemeye gitsinler diyorum. Ben Robert'i izlerken çok büyük keyif alıyorum. Hem şekliyle hem tribünlerle olan elektrik alışverişiyle, rakiplerine karşı gösterdiği saygılısıyla, attığı basketlerle bu hafta gene 23 sayıya ulaştı. 19-20 sayı aralığında dolaşan bir istatistiği de var. O boyla 11 ribaund aldı bu hafta. Yine ribaundlarda double-double'ın hiçbir zaman bırakmadı. Çok da hoşuma gidiyor. Ben özellikle Robert'i izlemeleri için Balıkesirlilerin cumartesi günleri burada BES'in kendi sahasında oynayacağı maçları izlemelerinden yana görüş belirtiyorum. Şu anda bakmayın, puan sıralamasında biraz gerilere doğru düştük ama çalkantılı bir süreç yaşandı işte. Yunus Akçay'ın takımdan uzaklaştırılması, ki Yunus Akçay takımın lider konumundaki isimlerinden bir tanesiydi. Şu anda Trabzonspor'da mücadele veriyor. Rakibimiz Trabzonspor'la anlaşmaya vardı ve orada da başarısıyla devam ediyor. Herhangi bir performans düşüşü yaşamadı. Kendisine de Trabzon'daki spor yaşamında başarılar diliyorum. Baktığınız zaman BES'in önümüzdeki günlerde işte yeni yapılan iki transferi var. Bu hafta ilk kez izledik. Henüz uyum sağladığını düşünmüyorum. Çok düşük yüzdelerle mücadele ettiler. Tribünlerin beklentisini şu an için karşılayamadılar diyelim. Önümüzdeki süreç için biraz daha hareketli geçeceğini düşünerek BES'in mutlaka yükseliş trendini sürdürüp ilk 8'e gireceğini düşünüyorum. Ki ilk 8'e giren takımların playoff mücadelesi başlayacak. Yani ilk 8'de belki bir üst Beko Basketbol Ligi hayal olabilir ama ben BES'in playoff tecrübesinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu becerebilecek kaliteye de sahibiz. Takım içinde anlık konsantrasyon eksiklikleri bir anda geriye düşmenize ve farkın açılmasına sebep oluyor ki basketbolda 1 saniye 2 saniye çok uzun süreç, çok uzun bir zaman dilimi. İşte ufak koordinasyon eksiklikleri, ufak konsantrasyon eksiklikleri bizi bugünlere getiren unsurlar oldu. İşte yeni bir hocamız var. Lisans sorununu da hallettiler zaten. Şu anda takımın başında, çok da heyecanlı görüyorum. Ümit ediyorum ikinci yarıda biraz daha farklı bir BES izleyeceğiz. Evet. Ama bir iki takviyenin yapılmasının, Yunus'un yerinin kapatılmasının şart olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne diyeceksin? 3-4 haftada ben BES'i takip edemem ama ilk haftalarda takip ettiğim kadarıyla
bayağı iyiydi yani. Çok güzel oynuyordu. Seyirciler zaten mükemmel yani. Futbol gibi değil. Futbolda bazen seyirci taşabiliyor, küfür edebiliyor ama basketbolda öyle değil. Mağlup olsa dahi o anda coşku verebiliyor yani taraftar. Ama son haftalarda düşüş yaşadı. 12. sıraya kadar geriledik. Ama ilk 8'e girdiğimiz takdirde playoff'lara gideceğiz zaten. İnşallah bu sene playoff oynarız. Emrah'ın da dediği gibi bu tecrübeyi yaşarız. Şimdi Best'in benim anladığım kadarıyla şampiyon olmak gibi bir derdi yok belli bir süreç içerisinde. Çünkü yavaş yavaş basketbolu tanıma sürecindeler. Yani ben yönetim anlamında diyorum. Şimdi Best'in çok büyük bütçeler harcamadan bu kadrosuyla ya da geçtiğimiz seneki kadrosuyla yani bu ligde yer alması ve bu ligde kalması bile başarıdır bence. Çünkü baktığımızda yani çok büyük bütçeler harcayan kulüpler var. Mesela Bandırma Kırmızı geçtiğimiz sezon şeyden düştü. Beko Basketbol Ligi'nden düştü. Şu anda onların durumu da kötü. Şimdi Bandırma Kırmızı her zaman kendini toparlayabilecek ve bir hedef ortaya koyduğunda o hedefi yakalayabilecek bir takım. Çünkü arkasında Banvit gibi yani ülkenin en önemli basketbol takımlarından biri var ki onun altyapısı. Şimdi Best bu senede bu ligde kalırsa bence başarılıdır. Ki kalacağı kalmaması konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Ama yavaş yavaş artık Best'in de vites yükselterek mesela Beko Basketbol Ligi'ne doğru sağlam ve emin adımlarla yani bu sadece Best'in A kadrosuyla olmaz. Altyapısıyla bir takım planlamalarla, organizasyonlarla Beko Basketbol Ligi'ne tıpkı Banvit gibi hazırlanmış projelerin tıkır tıkır, sistemin tıkır tıkır işlemesiyle çıkacağına inanıyorum önümüzdeki sezonlarda. Ama bu sezon sizin de dediğiniz gibi Best geçtiğimiz sezon ve bu sezon sadece şu mesajı verdi bana göre. Balıkesir basketbola susadı. Biz Balıkesir'e bu basketbol heyecanını getirdik. Artı biz herhangi bir kişinin veya herhangi bir grubun takımı değiliz. Biz Balıkesir takımıyız. Sonuçta Balıkesir'i temsil ediyoruz. Tıpkı Balıkesir Spor nasılsa, nasıl ki Balıkesir Spor'u temsil ediyorsa, biz de salonda Balıkesir'i temsil ediyoruz şeklinde. Zaten isimlerine de Best Balıkesir Basketbol ismi vermeleri bunu zaten yeterli şekilde açıklıyor. Onun için tabii ki Balıkesir Spor'umuz bizim en önemli markamız, en önemli kentimizin kimliğini taşıyan bir kulübümüz ama Best de Balıkesir'in kulübü. Onun için Best'e de yardımcı olmak lazım her konuda. Banvit de bizim takımımız sonuçta. Ya onun Beko Basketbol Ligi'ne Best de yakışır her iki takımdan. Evet. Ama daha erken olduğunu düşünüyorum. Yani bir sezon daha biz bu ligde yemeği tam pişirmeliyiz. Tecrübe yaşarsak belki önümüzdeki sezonda ikincilikte i̇şte dediğimiz gibi yani herkes bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor. Şimdi spor gerçekten özellikle büyük şirketlerin belki de hiç bilmediği sektörlerden birisi. Mutlaka. Şimdi Best'in işi nedir? Jeneratör üretmektir. Yani futbol takımını sevk ve idare etmek ya da bir basketbol takımını, bir voleybol takımını sevk ve idare etmek ayrı bir konudur. Dediğim gibi sadece Best değil, bugün Balıkesir da dahil altyapısıyla ve üst yapısıyla belli bir planlama, programlama olmadığı sürece istediğin yere çık orada kalıcı olamaz. Mutlaka düşüşürüz.
Ama Best'in yani şunu mutlaka belirtmek lazım. Yani Yircel ailesi bu konuda büyük bir özveri sergiliyorlar. Rona Yircel ile yaptığımız birebir bir söyleşide yani ben spordan çok anlamam. Çocuklarım bu işi çok arzu ettiler. Onlar bu işi ileriye taşımak istiyorlar. Hedefleri, belli hedefleri var. Belli plan program dahilinde yürüyecekler. Yani bu konuda Yircel ailesinin de bu takımın Best ismini taşıyor olmasından dolayı işte sizin de dediğiniz gibi düşünülmemeli. Balıkesir'in takımı olarak görülmeli. Ve Balıkesir'in her ferdinin bu takımına da sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ki basketbol futbola göre biraz daha ucuz bir spor. Çok büyük bütçeler istemiyor. Futbola ayrılan bütçenin 1/3, 1/4 gibi rakamlarla bir üst liglerde mücadele etme şansı buluyorsunuz ki bir üstümüz Beko Basketbol Ligi. Bunu özellikle belirtelim. Beko Basketbol Ligi'ne çıktığınızda Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı Balıkesir'de izleme imkanı bulacaksınız. Belki futbolda bu biraz daha uzun vadeli bir süreç. Ama basketbolda o kadar uzun vadeye gerek yok. Bu heyecanı Balıkesir'de yaşamak isteyen herkesin Best'in hafta sonlarında burada oynadığı maçı en azından izleyerek bile katkı sağlamaları bu yolda Yircel ailesinin de işini biraz daha kolaylaştıracağı gibi daha da şevklendireceğini düşünüyorum. Daha büyük projelerle bu işin içine dört kolla sarılacaklarını düşünüyorum. Bu konuda da kendilerini tebrik etmeden geçmek de ihanet olur diye düşünüyorum. Evet. Hatta son hafta sonu izlediğimiz maçta Faruk Kula'nın Kula'ya emek yem şirketleri yönetim kurulu başkanı aynı zamanda borsa başkanı protokol tribünde maçı izlediğini gördüm. Yani iş adamları da yavaş yavaş basketbolu sevmeye başladı gibi geliyor bana. Biraz daha fazla olması gerekiyor. Biraz sonra belki geçince ismini zikrederiz. Salon sporlarında işletmelerin ismi önemli. Çünkü salon sporlarında kulüpçülük biraz daha zor. Yönetim kurmanız zor. Bütçeler çok fazla olmasa da neticede bir bütçe ayırıyorsunuz. En azından bunu yapan işletmelere de bir omuz vermek çok zor olmasa gerek. Karınca karınca Balıkesir halkının da Balıkesir'de üretim yaparak Balıkesir'de para kazanan firmaların da bu konuda en azından sponsor olarak bile olsa bir destekleri olursa Best'in Beko Basketbol Ligi'ne çıkması çok zor bir ihtimal değil. Bunu evet. Gelecek sezona planlasınlar. Başarmak da mümkün. Ben bunu iddia ediyorum. Ümit ediyorum da önümüzdeki sezon, bu sezonu gene ısınma sezonu olarak görelim. Önümüzdeki sezonda bunu başarırız diye düşünüyorum. Bu arada Balıkesir'in tek şampiyonu var. 2012-2013 sezonunda. Evet. O da Balıkesir Belediyespor. Onu da voleybol konuşmadan edemeyiz değil mi? Mutlaka yani. Voleybol sporu da Balıkesir'in yabancı olduğu bir spor dalıydı. İşte lise müsabakalarında, ortaokullar arasında çok fazla yapılmıyor ama liseler arası yarışmalarda, müsabakalarda izlediğimiz bir spor dalıydı. Belediye spor sayesinde bunu profesyonel olarak da izlemeye başladık. Belediye sporun amatör spor branşlarına verdiği katkı mutlaka yadsınamaz. Voleybol takımı da kendisine sponsor olarak Çelmak tarım makinelerinde sponsor olarak bünyelerine kattılar. Biraz daha güçlendiler. Geçen sezonla oranla bu sezon daha istekliler, daha arzulular. Her ne kadar ligde bir iniş çıkışlı bir grafik gösterseler de ikinci ligde ilk yılları kolay değil. Alışmaya çalışıyorlar. Çok genç bir kadro kurmuşlar. Heyecanlı bir kadroları var. Maçlarında takip eden bir taraftar kesimi de oluşmaya başladı. Yarınlarda ümit ediyorum ki Belediyespor'da bir üst ligde, birinci ligde görmek hayalimiz. Bunu yapmak da çok zor değil. Voleybol da çok büyük bütçeler isteyen bir spor branşı değil. Futbol kadar değil tabii. Biz futbolla özdeşleştiğimiz için futbolun bütçesiyle bunları kıyasladığımızda belki de devede kulak diyebileceğimiz rakamlarla bu işler dönüyor. Evet. Ha, çok büyük bütçeler olmasa da neticede bu da bir bütçe. Yine Best'te olduğu gibi Balıkesir işletmelerin voleybol takımımıza da destek çıkması en büyük dileğim. Evet Soner. Geçen sene Balıkesir Belediyespor hem ligi çok iyi yerde tamamladı hem playofflarda başarılı oldu. İkinci lige yükseldi. Yine az önceki Best gibi burada da biraz pişmesi lazım takımın. Belki ligde kalıp önümüzdeki yıl yine yerini korumalı ve ondan sonra bir üst lige çıkabilir diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde Emre'nin dediği gibi. Belediyespor'a da destek olması gerekiyor herkesin. Belediyespor tabii voleybol takımı
Şu anda hem altyapısıyla hem üst yapısıyla bir yerlere gelmeye çalışıyor. Orada biliyorsun Uğur Baysal var. Genç bir hoca. Eşiyle birlikte hem genç hem idealist iki hoca ve ekibi tabii ki. Bunların hedefi çok büyük bütçeler harcayıp voleybol ligine çıkmak değil, altyapı çalışmalarıyla, kendi oyuncularıyla bir yere gelmek. Ve Balıkesir'den de iyi voleybolcular çıkıyor. Son dönemde evet, farklı isimler var. Her ne kadar BDSpor bünyesinde çok fazla Balıkesir ismi göremesek de altyapıdan gelen oyuncuların kalitesinin iyi olduğunu Uğur Baysal'la yapılan görüşmelerde hep ifade ediyor. Yani gelecek vadeden oyuncularımız var. Yani bu da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla önümüzdeki kısa vadede olmasa bile orta vadede kendi oyuncularımıza bu takımı birincilikte görmek hayal olmayacak herhalde. Evet, yani zaten altyapı ile bir yere gelirsek tabii. Ancak yani o Balıkesir açısından ya da yani bizi tatmin edici bir başarı olur. Çünkü işte dışarıdan yaptığın çok büyük bütçeler harcayarak getirdiğin bir takım ya da kurduğun bir takımla şampiyon olmaktan ziyade kendi çocuklarına belirli bir eğitim verip bütün bir altyapınla birlikte bir yere gelmek zordur. Ama tadından yenmeyecek bir başarı olur o bizim için ve kalıcı başarı olur. Yakaladığın zaman uzun vadede de kalıcı uzun başarı sürece olur. Evet. Yürüyebiliyorsunuz. Aksi takdirde yani diyorum işte Best mesela. Sayın Rona Yırcalı ben bu takımı çıkaracağım dedikten sonra kim engel olabilir ki yani? Kimse engel olamaz alır ama orada ne kadar kalırsınız? Alır 5 tane Türkiye'nin en iyi oyuncusunu lige çıkar ama oraya çıkmak önemli değil. Orada önemli devam olan etmek. Orada kalmak ve devam etmek. Onun için de bu altyapı çalışmalarının bir an önce başlaması lazım. Balıkesir ilk kurulduğu yılda, ilk kurulduğu yıllarda Balıkesir'in kongrelerinde tutanak halinde dile getirilen birinci madde altyapı çalışmalarıymış o dönemde. Biz hala bak altyapıyı konuşuyoruz. Demek ki 1966 yılından 2013 yılına kadar biz bu altyapı çalışmaları konusunda zayıf kalmışız. Sonuç alamamışız ya da. Arada pıtrak gibi bir iki oyuncuyu üstlüklere göndermişiz ama onları da kendi bünyemizde oynatamamışız. Onları da biz göndermemişiz. Yani bizden başka bir kulübe gitmiş, o kulüpte kendini geliştirmiş ya da o kulüp ona sahip çıkmış. O kulüp ona forma vermiş, öyle hiç çıkmış yani. Kendi ligimizde, kendi takımımızda oynatabildiğimiz oyuncu sayısı çok az bugüne kadar. Hele ki 90'lı yıllardan sonra işte şimdilerde top oynayan arkadaşlarımızdan yola çıkarak Egemen Korkmaz Balıkesir'in formasını A takım olarak giydim. Olcan Adın bildiğim kadarıyla bir şeylerde playofflarda Altın Ordu maçında o da 75-76'da kurtarıcı olarak koyduk ki 17 yaşındaydı tahmin ediyorum o zaman. Evet. 16 veya 17 yaşlarındaydı. Baktığınız zaman futbolcu yetişmiyor değil. Balıkesir'de sporcu yetiştirmek çok da zor değil. Her türlü imkanımız var. İşte belediye spor tesisleri, Ali Hikmet Paşa spor tesislerini bilmiyorum. Son dönemde gidip orada maç takip edenler oldu mu? Sentetik çim sahalarımız var. Eskiden böyle de değildi. Toprak sahada futbolcu yetiştirmeye çalışıyorduk. Evet. Balıkesir'in antrenman sahasıyla Atatürk Stadı'nın dışında çim sahada top oynayabileceğiniz mekan yoktu Balıkesir'de. Şimdi öyle değil. En azından sentetik çimler. Halı sahalar çoğaldı. Halı sahalarda düzenlenen organizasyonlar çoğalmaya başladı. Yani eskiye nazaran daha çok imkanımız var. Ama nedense altyapıya yönelecek heyecan mı yok, şevk mi yok ya da başka bir problemler mi var bilmiyorum ama eskiden futbol simserleri derlerdi. Okul bahçesinde top oynayan çocukları izlerlerdi. Oralarından bir iki tane seçmece yapıp bir kulübe götürüp bakın bunu izledik şöyle bir deneyin idmanlara bir seçme yapın. Artık futbolcu seçmesinin de yapıldığını ben hatırlamıyorum Balıkesir'de. Futbol yok, okulları açılıyor. Sezon başında. Futbol okullarından gelen çocuklar var. Sezon başında işte çantasını alan geliyor. Oradan oyuncu seçilmeye çalışılıyor. Halbuki bunun yanlış olduğunu biz defalarca söyledik. Yine söyleriz. Profesyonel bir takım seçme yapmaz. Gider alır. Ona ve sahip çıkması lazım. Yani. Ve altyapıya transfer olmaz. Altyapıya transfer yapmak demek
Balıkesir'deki kendi öz çocuklarımıza sat güvenmemek dışarı anlamı taşır. Ha, oyuncu eğer çok yetenekli ise tamam. Yani olabilir de çok yetenekli bir oyuncunun da kusura bakmayın. Şu andaki bilişim çağında Barcelona'nın, Real Madrid'in, Arsenal'ın, efendime söyleyeyim, Bayern Münih'in, Dortmund'un fellik fellik dünyanın her karışında futbolcu aradığı bir dönemde çok üst düzey yetenekli bir oyuncu da yani Balıkesir'e gelmez. Yani mutlaka hayal kurmuyor. Ya, TRT'den pay biçin. Evet. Liverpool'la yaptığı bir etkinlik kapsamında Türkiye'den bir sporcu alıp ülkesine götürdü. Evet. Haftalarca süren bir programları vardı. Peki bir reklamlara daha gidelim. Reklamlardan sonra 3. bölümde tekrar birlikte olacağız. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler ve biraz da amatörleri konuşalım. Ve amatörlerin en önemli ligi Bal Ligi. Bal Ligi'nde biliyorsunuz Ayvalıkgücü Belediyespor şu anda lider konumda. İnşallah bu süreç devam ettiği takdirde Ayvalıkgücü'nün tekrar layık olduğu 3. ligde hatta daha üst liglerde görürüz diye düşünüyorum. Mutlaka öyle de Ayvalıkgücü'nün şu an ne kadar sergilediği performansla bu ligi çok rahat önde bitirebileceğini açıkça gösterdi ama hafta sonunda yaşanan Ayvalıkgücü Bursa Merinos maçındaki olaylarında bahsetmeden geçmek doğru olmayacak. Çünkü ana spor gazeteleri olarak bildiğimiz gazetelere kadar yansıyan olaylar yaşandı. 1-0 öndeyken hakemin maç öncesinde söylediği işte sizden 3 oyuncu atacağım iddiaları var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama maçın bitiş düdüğü çaldığında Ayvalıkgücü'nden 3 oyuncu kırmızı kartla oyun dışında son bırakılmış ve 90. dakikada bir penaltı uydurularak kesinlikle uydurma penaltı olduğunu maçı izleyen büyüklerimizle görüştüm. Kesinlikle uydurma olduğunu iddia ediyorlar. Ve Ayvalıkgücü'nün maçın kesinlikle kazanabileceği kadar kaliteli bir oyun sahaya koyduğunu iddia ediyorlar. Bu olayı mutlaka araştıracaklardır. Hakem kardeşimiz hakkında da sosyal ağlarda ilginç yorumlar da var. Bayağı da ilgimi çekti. Takip ettim. Küfür boyutundakilerini söylemiyorum ama hakemliğinin bitirilmesinin söz konusu olduğu hakem büyüklerimiz tarafından iletilen notlar arasında. Çok talihsizlikle geçen bir maç. Kazansak en yakın rakibine 4 puan fark atacakken şu anda en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 1'e kadar düştü. Belediyespor gene aynı ligde Balıkesir merkez temsilcilerinden geçen seneye nazar değmesin diyelim. İyi de gidiyorlar. Şu ana kadar oynadıkları 13 maçta 18 puan topladılar. Ligde de 7. sırada yer alıyorlar. Belediyespor'un da üst sıraları zorlayacağından şüphemiz yok ama bunu başarabilecek kadar kalitesini tartışmayalım ama üst takımların kalitesinin fazla olduğunu söyleyelim. Ya çok uzak mesafede değil. Liderler arasındaki puan farkı 11 puan var. İkinci sıra, üçüncü sıra, özellikle üçüncü sırada başlarsak, üçüncü sıradaki Vefa'nın 24 puanı var, yedinci sıradaki Belediye'nin 18 puanı var ki 6 puan, 2 maç sonra üçüncü sıraya kadar yükselebiliyorsunuz. Bir de bu ligin ilginç bir statüsü var. Ligden düşme kendi il takımların arasında yapılan bir sıralamayla gerçekleşiyor ki eğer Belediyespor 2 maç kaybetsin, Altınova'nın yükselmesiyle ligde kalma mücadelesi verecek bir hale gelebiliyor. Çok böyle heyecan veren bir lig olmadığından çok takip edilmiyor gerçi ama Ayvalıkgücü bu sene sanki 3. lige biraz daha yakın gibi duruyor. O eski Balıkesir'in 7-8 ilçesinde profesyonel liglerde olduğu yıllara bir adım atmış oluruz Ayvalıkgücü'nün 1. lige çıkmasıyla, 3. lige çıkmasıyla. Ümit ediyorum başarılar. Lider direkt mi çıkıyor burada? Evet. Şimdi Ayvalıkgücü bu sene çıkabilir. Fakat bu Merinos maçında yaşanan olaylara biraz bir şeyler söylemek lazım. Maalesef bundan önceki yıllarda sadece Ayvalıkgücü Belediyespor değil, Balıkesirspor da dahil yaşadı. Erdek Spor, amatör kümede Balıkesirspor'un, Erdek'in, efendime söyleyeyim, Edremit Belediyespor'un iki kez finalden geri dönen Edremit Belediyespor'un çok sıklıkla yaşadığı bir takım facialar oldu saha içinde. Ama ben bu yaşıma kadar hiçbir hakemin hakemliğinin bitirildiğini görmedim.
Mutlaka bu maçın hakeminin de hakemliğinin biteceği falan yok. Biterse sadece ümitler biter. Ya Mernos'un ümidi biter ya Ayvalık Gücü'nün ümidi biter. Hakem yine yoluna devam eder. Maalesef böyle oluyor bu işler. Şimdi tabii bunun en ideali neticenin sahada alınması. Eğer saha dışında bir takım şeyler yapılıp da bir takım emekler de bu şekilde heba edilirse hepimiz karşı çıkarız. Ama sadece konuştuğumuzda kalırız. Sonuçta yani bir şeyin değişeceği de yok yani. Atalan Üsküdar'a geçiyor sadece. Ayvalık Gücü'ne yazık olur. Sadece konuşursun. Konuşmakla kalırsın. Yazık. Ama Ayvalık Gücü Belediyespor sadece Ayvalık ilçesinin takımı değildir. Kesinlikle. Balıkesir'in takımıdır. Onun için herkes Ayvalık Gücü Belediyespor'un arkasında olmak zorundadır. Herkes. Kentin ileri gelen Balıkesir. Ha, ancak bu şekilde belki bir takım talihsizlikleri ya da dışarıda yapılan bir takım oyunları bozabiliriz. Aksi takdirde Ayvalık Gücü Belediyespor'u kendi haliyle, kendi kaderiyle baş başa bırakarak hiçbir sorun çözülmez. Onun için Ayvalık Gücü Belediyespor tıpkı Balıkesir gibi, tıpkı Bandırma Spor gibi, tıpkı Banvit gibi, Bandırma Kırmızı gibi, Best gibi, Balıkesir Belediyespor gibi, Edremit gibi ve diğer kız takımlarımız gibi Körfez'deki Balıkesir takımıdır. Ve Balıkesir'in sahip çıkması gerekir bu takıma. Ancak bu şekilde belki gerek kamuoyunda gerek federasyon bazında ve gerekse bir takım hakları kazanma anlamında elini güçlü tutabilir Ayvalık Gücü. Aksi takdirde yani ben şuna net olarak söylüyorum. Hak etse bile hak ettiğini alamaz. Almak çok zor bu ligde. Öyle ki amatör. Çok zor yani. Onun için Allah kolaylık versin demiyorum. Her işimizi Allah'a bırakmayalım. Sahip çıkalım. Takımlarımıza sahip çıkalım. Ayvalık bütün Gücü, takımlarımız. Üçüncüye geçtiğinde Balıkesir'in altyapı biner. Üçüncü ligden futbolcu izleme imkanı doğacak. Ayvalık Gücü'nü pilot takımı olarak kullanma imkanı doğacak. Burada değerlendiremediğin genç oyuncuların Ayvalık Gücü'nde pekiştirmek için göndermek gibi bir aracın olacak. Bu yüzden bir üçüncülük takım şart. Hazır bu kadar yakalamışken Ayvalık Gücü'nün arkasında durulması gerektiğini düşünüyorum ama ne kadar sahip çıkılır? Balıkesir'e ne kadar sahip çıkılıyor? Bir önce onu tartışmak lazım ki amatörden bir takım çıkartmaya sahip çıkma ne kadar olur? Hayal bile olsa inşallah olur. Ayvalık Gücü'nde bir üstlükte görürüz diyorum ama bakıyorum Balıkesir'in maçlarında türbünlerde sayılı kişileri görüyoruz. İşte şehrin önde gelenlerini biz orada görmek istiyoruz. Neden? Rakibe karşı bir üstünlük sağlamak, şehir olarak kenetlenmeyi göstermek. Hatırlayın Balıkesir'in geçen sezon Şanlıurfa maçını. Şanlıurfa sporlu yöneticiler geldiğinde burada yaşanan, maçtan sonra yaşanan bir takım tatsız olayların dönüşünde yaptığı basın açıklaması var kulüp başkanlarının. Balıkesir kent olarak takımına sahip çıkmış. Protokol polisiyle, bile Balıkesir'e bağırıyor dediler değil mi? Polisiyle, vekiliyle, işte siyasisiyle, daire müdürüyle bütün kent olarak bu işe sahip çıkmışlar. Bu sahip çıkma mı? Evet, bu bir sahip çıkma. Ha bunu işte böyle sadece dönemsel süreçlerde görebiliyoruz. Aynı şeyleri Ayvalık Gücü'ne de yapalım. Ayvalık Gücü'nü 3. lige çıkartmak, Balıkesir PET'te 1. lige çıkartmaktan daha kolay olacak. Evet. Bu arada Balıkesir Belediyespor'da 18 puanda, ondan da biraz daha bir performans bekleyip daha üst sıralarda yer almasını bekliyoruz. Mutlaka, mutlaka. Ve Balıkesir Belediyespor'un da bunu başarabilecek genç ve iyi de top oynayan bir ekibi var aslında. Onun için Balıkesir Belediyespor'dan da daha üst sıralarda yer almasını bekliyoruz. Bu arada Gönen de kendisinden beklenen ölçüde değil şu anda 10. sırada ligde. Yani bu inşaatla ligde kalma mücadelesi verecek gibi. Bu da Gönen için bir tecrübe yılı olsun. Ama Gönen de bayağı bir ateşli taraftar grubu da oluşmuş. Yani son maçlarında gördüğümüz kadarıyla
bir güzel deplasmana giden taraftarları var. Kendi sahalarında o amatör tribünü dahi olsa o tribünü doldurup meşaleler yakıyorlar, davullarla destekliyorlar. Bir güzel gören takımına sahip çıkmış ama bütçeleri yetmiyor bildiğimiz kadarıyla. Bütçe konusunda sıkıntıları var. Oyuncu transfer etme konusunda sıkıntıları var. Altyapısı tam oturmayan kulüplerimizden. Ümit ediyorum üst sıraları zorlar ama Balıkesir takımlarından bir tanesini bu ligden kaybedeceğiz. Alttan yenisine yer verebilmek adına. İşte bu konuda Ayvalık Gücü'nün bayağı bir mesafe kaydettiğini düşünürsek Balıkesir Belediyespor'la Gören Belediyespor arasında geçecek bir çekişme, ligde kalma mücadelesi. Belediyespor belki biraz daha üst sıraları zorlayabilir ama bu ligi az önce de bahsettim. Çok enteresan bir statüsü var. Birinci Ayvalık Gücü, ikinci Balıkesir Belediyespor, üçüncü Gören Belediyespor olsa bile üçüncü sırada bitirdiğiniz ligde küme düşmek gibi bir pozisyonda kalıyorsunuz. Çok enteresan olacağı kesin ama Gören ve Belediyespor... Bu Bal Ligi beklendiği gibi olmadı değil mi? Yok, umulan sonucu evet. Vermedi. Yani statüsünde önümüzdeki dönemlerde değişeceğini düşünüyorum. Çünkü kulüplerin oldukça şikayetleri var bu konuda. Sezonu üçüncü bitiriyorsunuz, dördüncü bitiriyorsunuz. Bakmışsınız süper amatöre geri dönüyorsunuz. Yapılan harcamalar, harcanan bir ton paralar, emek var en nihayetinde. Emeğinizin karşılığı ligi ilk dörtte bitirmişsiniz ama kümedesiniz. Evet, çok garip bir uygulama gerçekten. Yani, İnşallah değişir. İki yıldır ne bileyim ne düşünerek bunu yaptılar bilmiyoruz ama yani çok saçma bir uygulama. Büyüklerimizin vardır bildiği deyip geçiyoruz. Çok tartışmıyoruz. Çünkü kulüpler iki sezondur bu konuda sert tartışmalara girdiler. Federasyon genel kurulunda da dile getirildi bildiğim kadarıyla. Kongre tutanaklarında görmüştüm. Eleştirileri vardı bu konuda ama çok bir sonucu alındığını düşünmüyorum. Ama önümüzdeki sezonlar içinde bir değişiklik yapılması gündemde oldu. Sadece medyadan gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ümit ediyorum ki değiştirirler. Aksi takdirde harcanan emeğe, harcanan paraya yazık oluyor. Başka da bir şey olmuyor. Evet. Mesela şimdi aynı şey Gönen Belediyespor için geçerli evet. Değil mi? Ligi 10. sırada bitiriyorsun. Yani, belki ilerleyen haftalarda bir atılım diyorsun. O kadar emek, o kadar harcanan para ne olacak yani? Boşa mı gidecek? Yazık günah. Değil mi? Amatöre, süper amatöre geri geliyorsunuz. Evet. Balıkesir Belediyespor da tehlikede orada. Gören birkaç maç kazanırsa. Ya şimdi şu andaki konuma göre konuşuyoruz. Tabii Balıkesir Belediye de içinde. 3 puan var aralarında. Balıkesir Belediye için de geçerli. Tabii. Yani şu ama şu anı konuştuğumuz için diyoruz. Ha Balıkesir Belediye aynı durumla karşılaşsa kötü olmaz mı? Olur. Mutlaka. Çok kötü olur. Yani ne gerek var ki yani böyle bir uygulamaya? Ya geçen sene playoff'ta kaldık ya. Evet. Playoff sayesinde kaldık ligde. Değişir umarım ya. Soner'in de biraz fikrini alalım bu Bal Ligi ile ilgili. Bal Ligi çok karışık. Yani kimin ne yapacağı hiç belli değil burada. Ayvalık Gücü lider ama işte bu hafta son 10 dakikada 3 kişinin atılması. Hakem kendini mi bitirdi burada? Soru işareti yani. Son dakikada bir de penaltı verilmesi. Ama Ayvalık Gücü yani bir hırs kazanmıştır burada. Belki önümüzdeki maçlarda daha da hırsla oynayıp yani ligi ekarte edebilir. Belediyespor'da yani 18 puanla Gönen'le arasında sadece 3 puan fark var. İkisinde birer maç eksik. Yani Belediyespor da rahat kalır bu ligde ama o Gönen'e çok yazık olur. Yani Gönen hem ilk defa çıktı bu lige. Yani yakıştı da. Keşke bunlar olmasa da son 3 takım düşüyor olsa ligde. Belki önümüzdeki senelerde bu değişebilir. Şimdi bu maçta 90. dakikada verilen penaltının haricinde Ayvalık Gücü'nün bundan sonra oynayacağı en az 2 maç da etkilendi. Sadece tabii. Bu maçta etkilenmedi. Tabii 3'ü de oynamayacak. Şimdi Ervin Baliç, İsmail Baydur, Ender Akaoğlu 3 tane önemli oyuncusu. 3 tane eksik var. Oyun harici kaldı ve büyük bir ihtimalle de yani en kötü iki maçtan aşağı gelmeyeceğini düşünerek bu maçla beraber 3 maçına etki etmiş oldu. Evet. Ayvalık Gücü'nü. Ya yani böyle bir şey olamaz ya. Oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Yani olmamalı. Onun için benim dediğim gibi Ayvalık Gücü'ne sahip çıkmak
en önemli faktör bizim açımızdan. Ya, tüm basın olarak çünkü da destek vermemiz Ayvalık gerekiyor. Bizim yani çok... takımımız, diğer takımlarımız gibi hepimiz destek vermek zorundayız Ayvalık Gücü'ne. Sonuçta Ayvalık Gücü'nün şampiyon olması bizim şampiyon olmamız. Ya, Ayvalık Gücü'ne yapılanlar Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fener'e yapılmış olsaydı ortalık ayağa kalkardı zaten. Evet. Yani biz de burada artık destek vermemiz gerekiyor Ayvalık Gücü'ne. Peki. Bal Ligi'ni bu şekilde geçtik. Diğer amatör spor dallarına bakalım isterseniz. Süper amatör kümeye bakalım. Çok hareketli bir lig çünkü. Özellikle Körfez takımlarının zirveyi bloke ettiği bir lig. Merkez olarak çok hoş şeyler söylemek mümkün değil. Bir kere Özel İdare Spor'u ligden çekilmesi öncelikle kullandıkları isme yakışmadığını söyleyeceğim. İl Özel İdaresi dediğimiz takdirde akla ilk gelen kurum valilik oluyor. Bu kadar ciddi bir kurumun takımını ligden çekiyor olması tüm spor severleri üzdüğü kadar bu konuda amatör sporlarda da bir şevk kırılmasına sebebiyet verdi. Eğer burada bu ligi başarabilecek enerji kendinizde göremediyseniz bu takımı daha sezon başında hiç çıkartmayacaktınız. Yani başladık, biz bu işi beceremedik, çekiliyoruz. Ya sezon başında böyle kabul bir etmiyorum. Sıkıntı vardı. Kabul etmiyorum ben bunu. Beceremedim, dönüyorum. Sezon başında böyle bir sıkıntı vardı. Hatta fikstüre son anda dahil oldu. Evet. Son dakikada dahil oldu İl Özel İdare Spor. Yani sezon başında da böyle bir takım sıkıntılar vardı. Demek ki bu sıkıntıların artık tamiri mümkün olmayan bir evreye gelmesiyle ligden çekildi. Ama dediğiniz gibi keşke çekilmeseydi. Çünkü sadece İl Özel İdare değil, daha önce Yeni Sanayi Spor'da evet, katılmadım. Böyle bir şey görmüştük. Tam zirveye çıkmışken bir anda dip yaptılar. Dip yaptılar ve tekrar başladılar. Şimdi İl Özel İdare'de ya öyle olacak ya kapanacak, ikisinden biri. Kapanmaya doğru gidiyor sanki. Evet. Süreç öyle gözüküyor. Diğer merkez takımına bakıyorsunuz. Yeni Sanayi Spor. Çok iddialı hazırlandılar. Sil baştan takım yaptılar. Geçen sezondan 3 oyuncusunu bıraktı. Geri kalan tüm oyuncularını yeni transferlerle, tecrübeli isimlerle güçlendirdiler ama bekleneni verebilmiş durumda değiller. Genç bir hocaları var, Murat Çiftçi. O da çok heyecanlı. Çok arzu ettiği şeyler çok fazla ama nedense saha içindeki o koordinasyonu da hala sağlayamadılar. İşte ligin 14. haftasını geride bıraktık. Bu dakikadan sonra ne kadar sağlarlar ama eğer bu süreçte devam ederlerse bu tempoyla tahmin ediyorum amatör kümeye tekrar geri gelecek takımlarımızdan bir tanesi. Zaten Gömeç Belediyespor'da çekildi ligden. İl Özel İdaresi ile beraber 4 takımın düştüğü bir lig. Yani sondan şu anki pozisyonda lig bitmiş olsa Sanayispor düşmüş olacak ki Balıkesir'de 1. amatörde oldukça iyi takımlarımız var. Oldukça iyi futbolcu kardeşlerimiz var. Süper amatör kümeye çıkan bir takımın bunları yaşamasının zor olduğunu düşünüyorum. Yani alttan topçu almak kolay. Yetenekler fazla ki bir üst ligde oynayacak, işte 1. amatör kümede oynayacağına süper amatörde oynayacak çok sayıda isim var. Bir de bu iş her ne kadar süper amatörde biraz daha oyuncuların para almaya başladığı bir lig dahi olsa kendini orada gösterebilmek adına, kendini ispatlayabilmek adına para almadan bu işi şevkle, gönülle yapacak birçok oyuncu tanıyorum. Ümit ediyorum toparlarlar. Yani daha bayağı bir mesafe var ligin bitmesine. İlk yarıyı daha önce bitirdiler. İşte ikinci yarının ilk haftasında yine sahasında Burhaniye'ye yenildiler. Daha önümüzde 12 maç var. Kalmasını ümit ediyorum ki süper amatörde de merkez takımlarımız mücadeleye devam etsinler. Evet. Süper amatör kümede bir tane merkez takım var. Yeni Sanayi Spor zaten İlyoz'a idare çekildi. Önümüzdeki sezonda pek yani merkez takımın ne olacağını düşünmüyorum. Yani 1. amatör kümeye baktığımızda Yakup Koy, Bigadiç, Pınarspor var. Diğer B grubunda Susurluk, Ovaköy, Dursunbey diye devam ediyor. Yani bu merkez takımları hep alt sıralarda. Yani Yeni Sanayi Spor düştüğü anda merkez takımı hiç kalmamış oluyor. Süper amatör kümede önümüzdeki yıl. Yani Balıkesir merkez için bu üzücü bir şey.
sonuç olur. Yeni Sanayispor'un burada ard arda kazanması gerekiyor en az birkaç maç. En azından kalıcı olması tabii gerekiyor bu ligde. Evet, en azından bir tane merkez takımının yer alması yakışır yani oraya. İyi destekleyen bir yönetim grubu da var onların. Yani sanayici grubundan oluşan, tamamı bildiğim kadarıyla Yeni Sanayi Sitesi'nin esnaflarından oluşan bir yönetim anlayışları var. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde çeşitli destekleriyle de ayakta kalıyorlar. Maddi imkanları, maddi olanakları rakiplerine oranla biraz daha iyi olan bir takım ama nedense bu sene aç tutmadı. Ümit ediyorum ligde kalırlar. İlerleyen sezonlar için, ilerleyen dönemler için umut vaat ediyorlar çünkü neticede. Ballıgin'i görmeyi hak eden bir takım. Daha önce de bunu hak ettikleri halde gidemediler. Bu yüzden Balıkesir kamuoyuna, Balıkesir halkına bir özür borçları var. Bu özür de ancak Ballıgin'e tekrar çıkarak kabul ettirebilecekler. Ve bu amaçla da ilerliyorlar. Başarı öncelikli amaçları. Kötü giden bir şeyler var. Sadece saha içinde kötü giden bir şeyler var. Sadece 3 galibiyet. Sanayispor toparlar. Ben inanıyorum. Toparlar ve bu cendereden çıkar. Ve bu ligde de kalır. Ben buna inanıyorum bütün kalbimle. Çünkü dediğim gibi bir anda tavan yapıp hemen dip bunun yapmak, ertesinde dip yapıp tekrar bir takım şeyleri oluşturmak kolay değil. Kolay değil. Yani onlara da hak vermek lazım ama dediğiniz gibi mutlaka Yeni Sanayispor'un bu ligde Balıkesir adına, Balıkesir merkez adına kalması lazım. Ve kaldığı takdirde de hedefini daha üst ligler olarak, daha üst ligler olarak hedefini koyması lazım. Çünkü baktığımızda Sanayispor'un ben yani maddi ve manevi olarak hiçbir eksiğinin olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ve şu anda mesela bir üçüncü ligi bile kaldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını düşünüyorum. Evet. Onun için de çok daha büyük hedefler ortaya koymalarını temenni ediyorum. Çünkü eğer Ayvalıkgücü Belediyespor'la beraber daha önceki yıllarda olduğu gibi işte 6-7 Balıkesir takımının yer aldığı profesyonel ligleri görmeyi hayal ediyorsak sadece ilçe takımlarımız değil merkezde işte bir Balıkesir Belediyespor'un bir Yeni Sanayispor'un yani kökleri güçlü olan bu takımların da ortaya büyük hedeflerle çıkması lazım ki bunları da yapabileceklerine inanıyorum ben. Ama takdir etmek gerekir. Yani şunu iyi bildiğim için söylüyorum. Çocukluk yıllarımda Sanayispor'un kuruluşları. İlk kuruluş amacı sanayi esnafının çocuklarının spor faaliyetlerini bu kulüp çatı altında sürdürmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasıydı. Bu uzun sürede böyle devam etti. Hocasını bile kendi içinden, sanayinin içinden çıkarttı Sanayispor. Evet. Bugün gelinen noktaya baktığınız zaman kat edilen mesafe oldukça uzak ara mesafe. Başarılılar bu konuda. Yani hedef koyarak devam eden bir kulüpten bahsediyoruz. Gelecek vaat ediyorlar mı? Evet, yönetim anlayışı olarak gelecek vaat eden, ekonomik anlamda gelecek vaat eden kulüplerimizden bir tanesi. Baktığınız zaman süper amatör kümede Sanayispor'un elinde bulundurduğu imkanları bulunduran kulüp sayısının 2 veya 3 olduğunu açıkça söyleyebilirim. Ümit ediyorum merkez tek temsilcisi bu ligde bu sezon kalsın. Önümüzdeki sezonda hedefini kesinlikle Bal Ligi olarak belirlesin. Evet. Kazanan Balıkesir olur. Peki son sözlerinizi almak istiyorum. Soner'le başlayayım. Balıkesir Spor bu sene ben BTT 1. Lig'e çıkacağına inanıyorum. Taraftarıyla bütünleştiği takdirde. Yani çok rahat bir şekilde puan farkını açarak bu ligden çıkacağını düşünüyorum ben. Evet. Salon sporlarında da her iki takımın da en azından orta sıralarda bitireceğini düşünüyorum. Yani bu sene de idare edip önümüzdeki yılın kendine göre hedef koymalarını düşünüyorum. Bu kadar. Evet. Emrah'cığım. 2013 yeni bir takvim, yeni bir sayfa, tertemiz bir sayfa. Yeni umutlarımız var, yeni ümitlerimiz var.
Umduğumuz her şeyin gönlümüzce olmasını temenni ediyorum. Bu Balıkesir'den tutun da birinci amatör kümede mücadele eden futbolcu kardeşlerimize kadar. İnşallah bu yıl biraz daha şampiyonlukların fazlaca yaşandığı ligler görmek nasip olur. Balıkesir başta olmak kaydıyla. PET'te birincilik hayal değil, çok uzakta da değil. Başarabilecek kalitemiz de var. Bu kadar gücümüz de var. Koskoca bir kentiz ki artık büyük şehiriz. Büyükşehir Belediyesi ünvanını taşıyoruz. Daha en başta da söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi'ne ikincilik takımı şu anda yakışmıyor demeyeceğim ama esas hak ettiği yerin PET'te birincilik olduğunu düşünüyorum. Bu arada Bandırma Spor da iyi takviyeler yapıyor. Fena değil ama ilk yarı çok gereksiz puan kayıpları yaşadılar. Şimdi gerçi orada Polatlı Buksaç da hedefini artık çok ileriye götürmüş durumda. En son Yavuz Koç'u da aldılar şeyden. Çamlıdere Şeker'den ki birçok takım peşindeydi ama şöyle de bir düşünce var. Seneye Ankara Spor olarak Polatlı Spor'un mücadele edeceği konusunda. Onun için yani Bandırma Spor'un da o grupta lige çıkma şansı var. Balıkesir Spor kadar. Mutlaka. Onun için şimdi dediğimiz gibi 3. lige nasıl kol kola çıktısa iki takım. PTT 1. lige de pardon 2. lige. PTT 1. lige de çıksın. Ayvalık Gücü şampiyon olsun. Bütün takımlarımız başarılı olsun inşallah 2013'te. Çünkü Balıkesir hak ediyor. Dediğin gibi Balıkesir artık kabuk değiştiriyor. Büyük şehir oluyor. Büyük şehir olmanın getirmiş olduğu bir takım avantajlar da olacak. İnşallah bütün bunlarla topyekün Balıkesir'in kalkınışına, Balıkesir'in dirilişine kısacası, üzerindeki ölü toprağı atmasına vesile olur bu takımlarımız ve hepimizi mutlu edecek sonuçlar alır 2013'te. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Yeni kurulan derneğinizin de Balıkesir basın hayatına yeni bir soluk olmasını diliyorum. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, tribünden bugünlük bu kadar. Bir dahaki tribünde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.